Herkes yorgun tabii son şeyler. Ben süre 20 dakika olunca bir demo hazırlamadım. Genel olarak üzerinden geçeceğim. Ama konuşacağımız veya tartışacağımız noktalar olursa onları bildirirseniz sevinirim. Konumuz modern uygulamalar. Onların üzerine konuşuyor olacağız. Ben çözüm mimarı olarak Microsoft danışmanlık hizmetlerinde çalışıyorum Ankara'da. Yoğun olarak bu tür uygulamaların geliştirildiği veya danışmanlığının verildiği bir ekip Microsoft bünyesinde. Bugünkü konularımız kabaca modern uygulamalar. Bunun detayına biraz girdiğimiz zaman ASP.NET'te bir sonraki versiyonda bu modern uygulamalara temel olan şeyler neler, onları biraz bakıyor olacağız. En sonunda da .NET'in versiyon next'ini birazcık üzerinden geçiyor olacağız. Ama temel olarak bakacağımız şeyler modern uygulamalar ve ASP.NET'in bileşenleri burada. Şimdi modern uygulamalar dediğimiz zaman aslında neye geliyor? Çoğumuz uygulama geliştirme kısmında yoğun olarak çalıştığımızı varsayıyorum. Geliştirdiğimiz uygulamalar işte belli hizmetleri kullanıcıya sunan ve bu belge bilgileri de alıp veri tabanına yazan çok temel gidip gelen bir yapıyken, artık çağımızda ve günümüzde bu sosyal medyanın ve diğer bileşenlerin oluşturduğu taleplerle ve bu kullanıcıların artık yavaş yavaş bu kullanıcıların birer kurumsal uygulama kullanıcısı ve birer vatandaş olmasıyla beraber talepler de artmaya başladı. Dolayısıyla modern uygulamalardan kastımız birazcık daha hızlı ve çalışan, her yerden çalışan, her cihazdan çalışan, bunları geliştiren ekiplerin de buna uyum sağladığı bir yapılandırmadan bahsediyoruz. Yani modern uygulamayı sadece oraya koymak değil, bunun yaşam döngüsünü de modernleştirmek, daha hızlı, daha çevik bir şekilde bunların yaygınlaştırılabileceği bir yer. Bunların da modern veri merkezlerine dağıtıldığı bir yapıdan bahsediyoruz ama bugün ben oraya çok odaklanmayacağım. Bulutu zaten yeteri kadar herhalde odaklanıldı bugün içinde. Dolayısıyla daha çok uygulama tarafına birazcık daha odaklanıyor olacağız. Şimdi modern uygulamalara baktığımız zaman kurumsal uygulamaların geliştirmini aslında bu şekilde demin bahsettiğim gibi özetleyebiliriz. Eskiden temel bir uygulamalarımız vardı. Bunlar ya bir paketin özelleştirilmiş halleriydi veya da kendi iç süreçlerimizde geliştirdiğimiz uygulamalar olarak yer alıyordu. Bu tür uygulamaların yaygınlaştırmaları genelde uzun süreçlerdi. Bunu sadece bizim geliştirdiğimiz uygulamalar olarak değil, Microsoft olarak da bakabilirsiniz. Yani biz de işte .NET Framework'ü 1,5 senede bir, 2 senede bir yayınlıyorduk yeni versiyonlarını. Ve bunun gibi hep uzun süreçlerden bahsediyorduk. Dolayısıyla geliştirilen uygulamalar genelde ihtiyaçların birazcık daha gerisinde kalıyordu. Artık bu çevikliğin, bu taleplerin gelmesinin artmasıyla beraber yavaş yavaş bu uygulamaların daha hızlı ve devamlı olarak gelişen bir şekilde yaygınlaştırılması ve kullanıcıya daha interaktif işlemlerin sunması ihtiyaçları doğdu. Eskiden hedef kitlemiz de sadece aslında temel olarak iç kullanıcılardan oluşuyordu. Belki de başka kurumlar, hani Ankara olarak baktığımız zaman. Ama artık hedef kitlemiz de yavaş yavaş farklılaşmaya, gelişmeye başladı. Yani kurumlar hizmetlerini bizzat vatandaşlara kadar götürmeye başladı. Dolayısıyla vatandaşların da bu kurumlarla olan iletişimi kurum içinde bir kurumun imzası şeklinde o bilgilerin de dışarıya çıkması sağlanmaya başladı. Aynı zamanda iç kullanıcılar da artık sadece gidip ofislerinde oturan, bürolarında oturan kullanıcılar olmaktan çıkıp sahaya doğru yaygınlaşmaya başladılar. Dolayısıyla sahadan farklı cihazlardan belki de sadece bizim sağladığımız değil, kendi cihazlarıyla da bu uygulamalara erişim ihtiyaçları da doğmaya başladı. Dolayısıyla artık bizim baktığınız zaman bugünkü geldiğimiz nokta yavaş yavaş sadece kurum içi ve belli bir yerde ölçeklenebilirliğini bildiğimiz veya hesaplayabildiğimiz bir noktadan çıkıp yavaş yavaş çok daha geniş, ölçeklemesi çok daha karmaşıklaşan bir duruma doğru gelmeye başladı. Modern uygulamalar kapsamında aslında bizim de hedeflediğimiz, bunlara karşılık uygulama geliştiriciler olarak nasıl bir hedef, nasıl bir vizyon kendimize aldığımız ve bunlara nasıl cevap verebildiğimiz. Çünkü artık bunlar cevap verilmesi gereken temel bileşenler olmaya başladı. Bu açıdan öncelikle temeline bakarsak, buradaki kritik bileşenlerimiz modern uygulamaların özellikleri neler? Yani biz neye cevap vermeye çalışıyoruz? Dolayısıyla bize gelen talepleri ona göre algılayabilmeliyiz ki buna göre cevaplarımızı oturtabilelim. Öncelikle kişiselleştirme çok önemli duruma gelmeye başladı uygulamalarda. Yani bugün kurumsal uygulamalar bile artık eskiden sadece benim adımın orada yazıyor olması yeterliyken şu anda çok daha farklı bilgilerin, benle ilgili bilgilerin orada gelmesi benim için önemli hale gelmeye başladı.
Artık sadece ofisten bağlandığımız değil, yavaş yavaş her yerden bağlandığımız uygulamalar olmaya başlandı ve her cihazdan erişilebilirliğin gelmesi kritik bir hale geldi. Dolayısıyla veri odaklı ve sürekli gelişen ve bunları sağlayan bir uygulamadan bahsediyor olabiliriz. Bunlar birazcık daha aslında sağlamamız gereken yapı taşları gibi değerlendirirsek, biz bunları şu anda nasıl cevaplıyoruz noktasında Microsoft olarak oraya bakıyor olabiliriz. İşin birazcık daha teknik kısmına kaydığımızda. Temel olaraktan bizim amacımız aslında birazcık daha hani uygulamalar derken mobil uygulamalara değil, biraz daha web'e yöneliyorum şu anda. Mobillerle ilgili konuşuyor olabiliriz. Bizim maksadımız aslında eskiden sadece bir cihaza veya bir şeye hizmet sunarken artık hemen hemen bütün cihazlara tüm bu hizmetleri sunmanın bir temel noktası olmaya doğru gitmesi gerekiyor. Tüm cihazlar derken aslında şeyi de kastetmiyoruz. Yani hani iPad veya işte atıyorum Windows cihazdan ziyade bizim için farklı cihazın bir diğer kavramı da farklı çözünürlükler, farklı form faktörler, bunun gibi bileşenler. Yani aynı hizmeti biz daha küçük bir telefona verirken nasıl davranış sergileyeceğiz? Aynı hizmeti normal bir tablete verirken nasıl sergileyeceğiz? Bunlar yeni çıkan şeyler değil. Önemli olan nokta bunları biz aslında nasıl sürdürülebilir ve bakımını verilebilir uygulamalar halinde sunmamız gerekiyor. Bu aşamadan baktığımız zaman aslında ASP.NET'te MVC tarafında biz bu hizmetleri sağlarken yavaş yavaş burada artık ASP.NET'in de tek başına değil açık kaynak kodlarıyla beraber bütün her şeyi tek bir yerden sunduğu bir duruma doğru gidiyoruz. Aynı şekilde ASP.NET'in bile bir sonraki versiyonla beraber hatta .NET Framework'ün bile bizzat açık kaynak kodlu bir duruma geldiği ve buradan gelen yani Microsoft harici gelen bileşenlerle de daha verimli çalışabildiği bir süreçten bahsediyoruz. Bugün kullandığımız istemci tarafı bileşenlerinin bazıları Microsoft'tan çıkma, işte Knockout'tur vesairedir ama Angular'dır ve diğer bileşenler bildiğiniz gibi Microsoft dışı bileşenler, Bootstrap vesaire. Bütün bunların da hepsinin ASP.NET'in içinde kendi içinde yaşayacakmış gibi yani kendi içinde kendi bileşeniymiş gibi kullanılacak bir halde sunulması dolayısıyla kritik. Bu açıdan bir sonraki yani ASP.NET VNext'teki temel amaçlardan birisi de bu olarak gözüküyor. Modern web diye baktığımız şey, modern uygulamalardan modern web'e indiğimiz şey, demin konuştuğumuz yapılar. Daha çok artık mobile ve tablete odaklı geliştirmeler. Bunun yanında Türkçesini tam bulamadım. Responsive design, yani bizim burada işte telefon geldiğindeki menünün yok olup oraya bir buton haline gelmesiyle tablete geldiğinde menünün visible olması gibi bütün her şeye veya da bizim menünün şeyin küçülüp büyülmesiyle kontrollerin dizilişinin bile ona göre cevaplayabildiği bir süreçleri mutlaka oraya koyuyor olmamız lazım. Bu tür bileşenler hali hazırda şeyde var, açık kaynak kodlu olarak var. Bunların uygulamamız içine nasıl getirildiği ve toplam geliştirirken bunların hepsini nasıl gördüğümüz buradan kritik bir hale geliyor. Bunun için de işte VNext'te bu bahsettiğim açık kaynak kodları aslında sanki ASP.NET'in kendi içindeki yapıymış gibi birebir çalışmaya başlıyor. İstemci bileşenleri, demin bahsettiğim açık kaynak kodlu bileşenler çok fazla var. Devamlı değişiyor ve bunun kullanım kitlesi de farklılaşıyor. İşte bir iki sene önce işte Durandal vesaire çok şeyken Durandal'ın Google tarafına geçiyor olması Angular'ı çok bir anda cazip kıldı. Ama aynı zamanda işte Angular'ın bir sonraki versiyonunda henüz soru işaretli olması da onu biraz böyle stabiliziteren, sorgulanır hale getirdiği gibi bileşenler. Dolayısıyla çok hızlı bir gelişim ve değişim noktası var. Dolayısıyla burada hızlı bir entegrasyon kritik bir hale geliyor. Bulut bizim gibi kamuya uygulama geliştirenler için henüz böyle tamam hadi bulutu atalım çok güzel bir kavram olmakla beraber belirli ön yargılarımızı henüz aşabilmiş değiliz kendimiz olarak. Dolayısıyla aslında yarın böyle bir bulutu atıldığında veya böyle bir bulutu private cloud olarak sağlandığında buraya atılmaya hazır hale geldiğinde buna hazır bir uygulamayı mutlaka geliştiriyor olmamız gerekiyor. Cross platform birazdan daha detayında da bahsedeceğim. Sadece Microsoft'un geliştirdiği sunucu bileşenlerinde değil, Linux'ta da çalışabilecek bileşenlerin mutlaka olması gerekli. ASP Next, VNext'te neler geliyor? Modülerite tamamen değişiyor. Daha önce geliştiren veya kullanan var mı bilmiyorum. Dolayısıyla mevcut yapı neredeyse tamamen
bambaşka bir hale geliyor. Bu modelleri terden bahsedilen şey aslında birazcık daha artık framework de modüler bir hale gelmeye başlıyor. Yani .NET Framework bildiğimiz gibi tek bir .NET Framework'ü kuralım ve çalıştıralım halinden. Benim sadece ihtiyacım olan bileşenleri NuGet paketleriyle alayım ve bunu yaygınlaştırayım. Dolayısıyla framework de benim yaygınlaştırma paketimin içinde gitsin gibi bir kavrama doğru ilerliyor. Bu tabii ki bizim için modülerliği ve uygulamamın ihtiyacı olmayan bileşenleri kendi uygulamamdan dışarı çıkaracak hallere getiriyor. Tamamen şeye katılıma açık kaynak kodu haline geliyor ASP.NET yani VNext. Dolayısıyla bütün kodlar tamamen open source olarak community'ye açılıyor. Bunlarla ilgili eğer sizin bir katkı veya bir ihtiyaç belirttiğiniz halde bunlar da versiyonlara girebiliyor. Dolayısıyla burası açık kaynak halde geliyor ve eskisi gibi sadece Visual Studio'nun içinde değil, farklı eğer bileşenlere ihtiyacınız varsa IDE olarak onların üzerinde de geliştirme sağlayabileceğiniz şekilde açılıyor. Ve bunun runtime'ının yani sadece Windows Server'da değil, isterseniz farklı sunucu tiplerinde Linux'ta veya OS X'te bunları host edebilme yapılarınızda geliyor. Bu daha çok aslında geliştiricilerin birazcık daha serbest davranabilmeleri için bir olanak olarak bakıyoruz. Tabii ki her zaman kendi ürünü olması vesilesiyle Windows'un üzerine daha verimli çalıştığını her zaman Microsoft özellikle belirtiyor. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman bizim şu taraftan bu maddelerden ziyade şuradaki framework kısmına biraz daha odaklanmak istiyoruz. Burada mobile hazır uygulamalar olarak baktığımızda bizim yavaş yavaş uygulamalarımızı tek bir web sitesi olarak görmekten ziyade uygulamalarımızı biraz daha alt bileşenlere kırılmış bir hale getiriyor olmamız önemli. Şimdi VNext'te eski ASP.NET yapısında her biri birer farklı hallerde sunuluyordu biliyorsunuz. İşte web formlar ayrı bir bileşen olarak sunuluyordu. MVC ayrı bir yerden gidiyordu. Keza Web API ayrı bir line'dan hizmet vermeye devam ediyordu. VNext ile beraber artık bunların hepsi tek bir çatı altında toplandı. Dolayısıyla yazdığınız bir MVC kontrolörü aynı zamanda Web API kontrolörü olarak da size hizmet vermeye devam ediyor olacak. Tabii ki geriye yönelik backward compatibility noktalarında belli bir kırılan noktalar var. Onları paylaşıyor olacağım. Ama burada kritik olan şey yavaş yavaş MVC'ye çok büyük bir ağırlık verildiği. Bunun arkasında Web API'ya keza aynı şekilde büyük bir ağırlık verildiği ama web formlarında desteklenmeye devam ettiği bir süreç olarak görüyor olabiliriz. Soru varsa tartışıyor olabiliriz. Dolayısıyla daha hızlı bir yazılım geliştirme döngüsünden bahsediyoruz. Artık framework'ün bütün olarak değil, demin de bahsettiğim gibi paket olarak dağıtıldığı yapılardan devam ediyor olacağız. Eskisi gibi kullanmadığımız yapıları da istemcilere dağıtma veya da sunuculara dağıtma gibi bir durumumuz tamamen ortadan kalkıyor. Ve hani Xcopy deployment süreci artık tamamen hayata geçiyor diyebiliriz. Yani geliştirdiğiniz uygulamayı, derlediğiniz uygulamayı sadece alıp server'a kopyaladığınız anda artık orada bütün framework bileşenleri de dahil hepsi kopyalanmış bir şekilde kullanıma hazır bir hale getirmek için işlemler devam ediyor. Burada performansta çok büyük bir etkisi var aslında bu işlerin. Eskiden bütün fonksiyonaliteyi sunduğumuz için ASP.NET'te örneğin bir pipeline'dan geçtiğimiz zaman bütün özelliklerin hepsi teker teker kontrol edilirdi. Dolayısıyla bunun optimizasyonu için de bizim ciddi bir efor harcamamız gerekirdi kullanmadığımız bileşenleri orada çıkarmak açısından. Şu aşamada iş birazcık daha tersine döndü. Artık sadece kullandığınız bileşenleri alabildiğiniz için zaten uygulamanız ilk yaygınlaştığı andan itibaren en optimal anlamda çalışıyor olacaktır. Dolayısıyla burada daha hızlı açılış zamanlarından ve daha düşük memory kullanımından bahsediyor olacağız. Burada yapılan belli testlerde %70'lerden falan bahsediliyor şu aşamada. Mevcut ASP.NET'e göre ASP.NET VNext'in performans oranlarında. Aynı zamanda bunlarla ilgili geliştirme verimliliği de bir şekilde bunun sonucunda artıyor olacak. Kodu değiştirdiğimiz zaman anında bunu browser'dan güncellediğimizde göreceğiz. Herhangi bir derleme ihtiyacı tamamen dolayısıyla ortadan kalkıyor. Ve Visual Studio açısından tek bir çözüm noktamız değil, diğer çözüm noktalarında da diğer geliştirme araçlarında kullanıyor olabiliriz. Ama doğal olarak Visual Studio ile çok daha verimli bir şekilde çalışıyor olacak. Runtime'ına baktığımız zaman artık sadece Windows'ta dediğim gibi host etmek gibi bir zorunluluğunuz ortadan kalkıyor.
gerekli bileşenleri yüklediğiniz zaman Mac'te veya Linux'ta da geliştirme yapmaya açık bir hale geliyoruz. Dolayısıyla geliştirme ortamını burada kısıtlamaktan çok artık platformu sağladığımız ve her yerde bunları kullanıma geldiğimiz bir nokta. Kabaca özetlersek, diğer konulardan geçtiğimiz için ve çok da fazla vaktinizi almak istemediğim için hızlıca ilerliyorum. Diğer kollara baktığımız zaman bu ASP.NET VNext ile ilgili bize neler geliyor diye baktığımızda aslında .NET VNext ile gelen bileşenlerden bahsediyoruz kabaca. Modüler dizayn, demin konuştuğumuz bunun artık framework'ün komple gitmesi değil, sadece istediğimiz bileşenlerin gidiyor olması. Dependency injection biliyorsunuz bir geliştirme paterni, çoğunlukla biz bunu kullanmak için ortaya çıkarken artık bunun direkt olarak buradan bir içinden gelen bileşenle hazır hale geliyor olması. Standart bir tracing debugging yapısı ortaya çıkacak. Buradaki maksat ne? İşte eskiden web formlarla ortaya koyduğumuz debugging mantığıyla MVC tarafı biraz daha farklılaşıyordu. Bu artık teke doğru inmeye başlayacak. Çünkü controllerların veya web API'nin teker teker gelmeye atması gibi. Bunun dışında diğer kısımları zaten kabaca bahsetmiştik. Bu gibi yapılar aynı zamanda bütün bu şeylerle beraber geliyor olacak. VNext ile beraber MVC 6'yı ortaya koyuyor olacağız. Web API, Web Pages 6 ve Signaler 3 ve Entity Framework geliyor olacak. Peki temel soru, geçmişle ilgili neler var? Yani bütün bunlar yenilikler geldi, geçmişte ne olacak sorusu. Burada .NET VNext ile bu yapılar desteklenmeye devam edecek. Dolayısıyla siz bir eski versiyondaki uygulamalarınızı .NET VNext ile beraber aynen kullanmaya devam edeceksiniz. Burada geriye yönelik herhangi bir değişiklik yok. Ama yeni versiyona geçtiğiniz zaman burada ciddi farklılıklar ortaya konmaya başlanıyor. Temel olarak yeni bir proje yapısı geliyor. Yani mevcut proje yapısından farklı bir proje yapısı geliyor. Bu demin bahsettiğimiz Web API'nin kontrollerlerinin birleşmesi gibi. Konfigürasyon sistemi değişiyor. MVC, Web API ve Web Page'ler artık tek bir bileşen haline gelmeye başlıyor. Yani bunlar ortak kullanılabilir hale geliyor. Ve bu modülaritenin bir sonucu olarak da System Web birazcık daha ortadan kalkıyor. Yani oradaki büyük pipeline, bahsettiğimiz büyük pipeline artık tamamen size doğru kalmış oluyor. .NET VNext de aslında bizim için baktığımızda VNext Framework'ün bir subset'i, Cloud Optimized için geldiğimiz nokta. Ama bu taraflardan çok aşırı bahsetmedim. Dediğim gibi bugün Cloud'dan daha çok bizim uygulama geliştirme açısından baktığımız yapılar diye varsayıyoruz. Çok hızlı gittim. Kabaca anlatacaklarım benim bunlar. Varsa sorular veya tartışacak noktalar onlardan üzerinden gidiyor olabiliriz. 2,5 dakikamız varmış. Veya bunun harici konularda da varsa onlarda da bilebildiğim kadarıyla cevap vermeye çalışırım. Kullanabiliyorsunuz da orada yani hani native olarak çıktığı gibi kullanamıyorsunuz. Orada biraz birkaç takla atmanız gerekiyor. Evet, aynen öyle. O taraflarda. Şimdi bunun yeni yapıyla beraber artık direkt olarak kullanabilir hale geliyorsunuz. Çünkü ondaki bütün işte action filter'lar vesaireler hepsi tek bir yapıya doğru birleşmeye gidiyor. Dolayısıyla öbür taraftaki kullanılamaz veya incompatible olan bileşenler tamamen artık buraya doğru geliyor. Bunun bir sonucu var. Geriye yönelik şey, destek. Yani orada bir artık ciddi bir çizgi çekiliyor. Eskiye destek devam ediyor ama yeni yapıyla ciddi bir fark var arada. Teorik olarak kullanabilirsiniz. Yani ama size getireceği çok bir şey var mıdır ona bakmak lazım. Çünkü bu daha çok Web API hani hem MVC'ye hizmet belki de mobile hizmet olarak optimize edilmiş bir yapı. Belli yerlerde şu anda güvenlik ve diğer bileşenler için misal bazı yerlere araya girmek için zorlanacağınız yerler olacaktır. Ama hani Windows uygulaması dediğiniz zaman orada WCF'e doğru bir kayış mutlaka olacak. Onun sebebi de çünkü orada çok daha fazla size hem performans anlamında serialization, deserialization hem de kontrol anlamında daha geniş, daha esnek yerler sunuyor.
Büyük büyük ihtimalle bir sene, ben diyeyim bir sene, siz deyin beş sene, bilmiyoruz tabii. Bunlar da bir orta noktada buluşacaklar. Ama şu anda bu ikisi ayrı ayrı ilerliyor ve Web API birazcık daha MVC ve bu tarafa hizmet eder konumda gözüküyor. Aynı zamanda mobile. Öbür tarafta WCF üzerinden gitmekte hala tercih ediyoruz açıkçası. Ama dediğim gibi bir noktada birleşecek ama kısa vadede birleşecek gibi bir şey gözükmüyor şu aşamada. Çünkü araya hani henüz WCF'in sağladığı servis anlamında o modülariteyi Web API'da göremiyoruz. Yani Web API birazcık daha Web'e hizmet edecek şekilde optimize edilmiş. Ama bu yavaş yavaş üzerinde gelecektir. Yani ASMX zamanlarını hatırlayın. Orada da biz bir yerden başladık. Ondan sonra eskiden o da sadece web servisler sunmak içindi. Ama şu anda WCF'in geldiği nokta ciddi bir anlamda her yere hizmet verebilir bir noktaya geldi. Aynı şey burada da gerçekleşecektir büyük ihtimalle. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.